Eğer açılışınızı Temmuz başında yaparsanız koca bir yazı da boşuna geçirmemiş olursunuz. Bana Haziran tarihi pek gerçekçi gelmiyor. İnanın çok gerçek. Öyle olmasını ben istiyorum çünkü. Bitmeden yetişebildim mi? Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Balayından döndüğünüzü okuduk gazetelerden. Beyler, bundan sonrasına ben devam edebilir miyim? Gayet tabii. Teşekkür ederim. Lütfen. Temmuz başında otel açılışa hazır olur diyorlar. Bu demektir ki Mayıs sonunda otel tamam. Her şeyiyle. Kemal Bey, planlanandan tam 3 ay önce. Çok hızlı gidiyor inşaat. Söyledim. Böyle olmasını ben istedim. Bunun için de canla başla çalışıyor ekibimiz. Başka projeleri durdurduk. Oradaki ekipleri de bu işe yönelttik. Bu inşaat bir an önce bitsin istiyorum. Siz balayındayken ekibiniz gelip gelişmeleri takip ettiler. Size rapor etmişlerdir. Eşiniz Necla Serper nasıllar? Gayet iyi. Teşekkür ederim. Buna çok sevindim. Duygusallığı çıkaramaz mıyız arada? Mümkün değil. O zaman ben olmam. O zaman bırakın inşaatı. Başka bir firmayla devam edelim. Kesinlikle kabul etmem. Ben oğlumun anısına hala sadığım. Başladığı işi bitireceğim. O zaman bu inşaat bitene kadar benimle de, eşimle de karşılaşmak zorundasınız. Başka yolu yok. Dayanacağız. Podima taşı kullanalım. Evet evet, bu olsun. Teşekkür ederim. Sen de imza için bekliyorsun değil mi? Önemli değil. Alo. Nasılsın Necla'cığım? İyiyim anneciğim. Ben de seni arayacaktım ama şirkete geldim. İşler birikmiş biraz, kusura bakma. Rica ederim evladım. Adadan temelli döndünüz mü? Hayır hayır. Hafta sonu buradayız. Sonra ben yine gideceğim. Ya ev o kadar güzel ki. Şehre inmek istemiyor canım. Teşekkürler. Aman aman. Keyfiniz yerinde olsun da. Sesiniz duyayım yeter. Biz de Ali ile konuşuyorduk. Akşam annenleri çağır dedi. Ay baban gelmez, boş ver. Niye? Bugün pek keyfi yok. Söyleyemem şimdi. Ben söylerim. Gelin işte, istedi Ali de. Çok ayıp olur. Peki tamam, konuşuruz. Toplantıya giriyorum şimdi. Konuşamıyorsun anladım. Hadi çok öptüm yavrum. Bekliyorum. Özür dilerim, geldim. Madem o kadar ısrar ettiler, bir telefon atsalardı baba gelin diye. Beni aradı kız diyorum sana. Beni. Beni aradı, bu yetmez mi? Zaten oradan oraya koşturuyorlar. İki ara bir derede bizim için yemek de hazırladı. Ay sen kapıya gelmişiz.
Hala gitmeyelim diye direniyorsun. Yukarıdalar herhalde. Bir kere daha çalayım mı? Dur bakayım, çalma hemen. Hadi bir de evde olmasınlar. Ay olur mu öyle şey canım? Aa. Aa, hoş geldiniz. Necla ısrar kıyamet bizi çağırdı. Buyurun lütfen, buyurun. Hay Allah. Haberiniz yok muydu yoksa? Olur mu hiç öyle şey? Burası sizin de eviniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Ayşe'cim. Hoş bulduk. Lütfen Ali Rıza Bey. Siz de buyurun lütfen. Necla'cığım. Yukarıdaydı, ben çağırıp geleyim. Ne oldu Hayriye Hanım? Kim ayıp oldu? Ay Allah aşkına sus. Zaten sinirim bozuldu. Soracağım ben o Necla'ya. Beni de maymun etti. Çok özür dilerim. Ne olur kusura bakmayın. Bugün öyle deli bir gündü ki. O kadar ısrarlı çağırdın ki ben de telefon etmedim bir daha. Biliyorum. Babacığım çok özür dilerim. Ali bugün Kemal Bey'le toplantıya gitmişti de. Biraz tatsız konuşmalar olmuş. Bütün öğleden sonramızı ne yapacağımızı düşünmekle geçti. Tamamen benim hatam. Çok özür dilerim, buyurun lütfen. Yok, girmeyelim. Ben de yorgundum. Bir yüzünüzü gördük, iyi oldu. Olur mu öyle şey baba? Vallahi çok darılırım. Buyurun lütfen. Çok iyi oldu, özlemiştik. Ayşe'cim, hadi geç. Oturun siz, ben hemen bir şeyler hazırlayacağım. Dışarı çıkalım isterseniz. Dışarıda yeriz. Hiç gerek yok. Siz bu akşam bizi affedin çocuklar. Bir başka akşam beraber oluruz ha? Hayır baba, bırakmam. Benim hatam. Siz oturun. Ben şimdi hemen hazırlayacağım bir şeyler. Ben de yardım edeyim bari sana. Tamam. Buyurun. Size ne ikram edeyim? Ne içmek istersiniz? Hiçbir şey. Çok teşekkür ederim. Nasıl dükkan? Alıştınız mı? Evet tabii. Gayet iyi gidiyor. Güzel. Babanın deliden kurtulamayacağım, ben onu düşünüyorum. Anne söylese haklı adam. Ama sen de konuşuruz dedin. Ben de aramayınca. Bak yine beni suçluyorlar. Kızım sen illa diye çağırmadın mı? Neyse anneciğim, tamam. Şimdi hazırlarım, olur biter. Abim ne yapıyor? Ay iyi ki o gelmedi. Onu da çağırdım. Bir müşterisini yemeğe götürmüşler Mithat Bey'le. Allah'tan yani. Ay o da gelseydi ikisi birden yiyecekti kafamı. Ay bırak şimdi. Hadi ne yapılacaksa söyle, ben de bir şeyler yapayım. Sen otur, ben 5 dakikada hazırlayacağım her şeyi. Hadi. Ali abinin atölyesi çok güzel. Babama gösterdin mi yaptı sandalyeyi? Evet, oturdu bile. İyi. Keyfin yerinde değil mi? Mutlusun. Hı? Evet. Kemal Beyler için de üzme kendini artık. Ne yapalım? Zaman. Sen ağzını açma, bir şey söyleme. Söylemiyorum zaten. Ne söyleyeceğim? Bir dakika.
Ne oluyor? Şunu al anne. Bir ihtiyacınız olur. Yok istemem. Al lütfen babam gelmeden. Ay. Ay niye böyle şeyler yapıyorsun kızım? Beni zor durumda bırakıyorsun. Ne oldu? Hiç. Ne güldün? Söyle bakayım cimcime. Senin bir ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Bebek var mı? Şşt, kızım. Yayım. Daha istemiyoruz bebek. Ablamın karnı bu kadar olmuş. Nerede gördün Leyla'yı? Eve mi geldi? Hayır, dükkana gelmiş. Babam da konuştu yani. Ay hayır canım. Baban depoya kaçtı, ben konuşmak zorunda kaldım. Tabii tabii. Çok zorlanmışsındır, tahmin ediyorum. Ayağı alıştıysa gelip gitmeye başlar. Sonra yine bir sürpriz, sizin evden çıkmaz. Babam da bağrına basar. Yine biricik kızınız olur. Niye üzüyorsun şimdi beni? Ben üzülüyorum, ben. Enayi gibi oradan oraya koşturuyorum. Sizi eve yerleştiriyorum. Babamın dükkanı için koşturuyorum. Bir heves, bir heves. Sonra Leyla Hanım birden pat diye ortaya çıkıyor koca göbeğiyle. Dayanamıyorum artık bu saçmalığa. Necla, kahvelerimizi şimdi içeriz biz de. Tabii canım, şimdi yaparım. Anne koltuklara geçin isterseniz. Ben kahve içmeyeyim. Kalkalım biz artık. Zoraki misafirliğin daha fazla tadını kaçırmayalım. Babacığım. Şaka yapıyor canım. Ama gidelim bir an önce. Hepimiz yorgunuz. Ayşe de erken kalkacak malum. Nasıl isterseniz.